Cem TV'den Mutlu Akşamlar Satır Arası Manşetler programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 27 Kasım 2017, 3 gün önce, henüz 3 gün önce öğretmenler günüydü, 24 Kasım'dı. Ve biz de gündemimize eğitim meselesini aldık. Bu sebepten dolayı eğitimi konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var bugün. Cihan Uyanık, hoş geldiniz. Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi'nden. Ve Eğitimsel İstanbul İkinoğlu Şube Başkanı Kazım Yılancı. Siz de hoş geldiniz. Efendim bugün eğitimi konuşacağız. Gündemimiz eğitim. Tabii Türkiye'nin aslında gündeminden hiç düşmeyen konusu eğitim. Değişen sınav sistemleri, değişen müfredatlar hep gündemin içerisinde, hep tartışılan konu. Bugün de sıcak bir konu yaşandı. Liselere geçiş sınavında bir değişiklik oldu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Ama önce biz eğitimi bir genel olarak ele alacağız. Biz nerede hata yapıyoruz, yanlışlarımız nerede, oturmayan şey ne, bu sistem neden sürekli değişiyor? Uzmanlarımızla konuşacağız. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına geleceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Ama önce genel isterseniz ifadelerle bir açıklayalım. Cihan Bey, sizden başlayayım hemen. 7 Milli Eğitim Bakanı değişti son iktidarla birlikte. Daha doğrusu 2002'den günümüze gelen AKP iktidarıyla birlikte ve her Milli Eğitim Bakanı ile değişen bir sistem oldu neredeyse. Ondan öncesinde de zaten oturmayan bir eğitim sistemimizin olduğu söyleniyordu, tartışma konusuydu. Genel olarak ifade edersek oturmayan şey ne? Eğitimde yanlış giden, bizim yapmak istediğimiz, gerçekten samimiyiz tabii bu konuda da endişeler var. Neden olmuyor? Ya öncelikle son TEOG'da da benzer bir yöntemi izlediler. Ya problem temelinde karar alma mekanizmasında yatıyor aslında sorun. Ya eğitime dair 6 bakan defalarca değişikliğe gitti ama bunlar da aslında hiç eğitimin taraflarını dikkate almadılar. Öğretmenleri, velileri, öğrencilerin taleplerini. Yönetenlerin kendi ideolojik çerçevesinde kararlarla eğitimi yapboz haline getirdiler. Temel aslında yaklaşım problemi buradan başlıyor. Kendi ajandaları vardı. İşte zaman zaman 4+4 dediler. İşte zaman zaman sınav değişiklikleri oldu. Kimi zaman işte karma eğitimi tartıştılar. Karma eğitime karşı olduklarını söylediler. Yani kız ve erkek, evet, kız ve erkek öğrencileri birlikte eğitim almasına dair karşı olduklarını dile getirdikleri aralıklar oldu. Bu konuda da ısrarları sürüyor aslında. Yani ama bu süreçleri tek yönlü ilerlettiler. Hani eğitimde aslında hedeflerin hiçbir zaman yani bir başarılı odaklı bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Yani çok açık bir şey vardı son PISA sonuçlarında, bilirsiniz. Yani OECD diye bir dünya genelinde PISA diye bir endekse göre eğitim raporu açıklıyor. Bu raporda da Türkiye çok sonuncu sıralarda yer alıyor ve başarısızlığı kanıtlanmış durumda. Milli Eğitim Bakanı'nın, son Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması var. İşte PISA sonuçlarında fen liseleriyle sadece katılsaydık en yüksek seviyelerde yer alırdık, 2-3 sırada yer alırdık diyor. Yani itiraf aslında son TEOG'la beraber de nitelikli ve niteliksiz okullar diye ayırdılar. İlk başta böyle bir ayırma girdiler, %10 ve %90 diye. Yani durum nedir? Yani başarıyı bir hedefliyorsan aslında bütün okulları fen lisesi seviyesine çekmek bir şeydir, amaç olabilir. Ama gördüğümüz şey bütün okulları imam hatipleştirmeye çalışmak. Örneğin mevcut politikalar o yönde. Yani çok açık yani. Fen lisesi yapıyor musun, yapmıyor musun? O seviyeye eğitim taşıyor musun, taşımıyor musun? Hedefin ne, yaptıkların ne? Yani eğitimdeki problem imam hatip seçeneğini seçmeleri fen liseleri yerine. Zaten bu tercih doğal olarak bize gösteriyor ki ya bu iktidarın 15 yıldır bir başarılı, nitelikli, kamusal eğitim derdi yok. Olmadığı için zaten sonuç ortada. Yani 6 değil, 16 bakan da gelse, 16 değişiklik yapsalar bu sonuçtan şey çıkmaz. İyi bir eğitim çıkmaz, iyi bir müfredat çıkmaz. Çocuklar için de bir gelecek gibi bir şey mümkün değil yani buradan. İyi bir sonuca çıkamayız. Kazım Bey, siz ne diyorsunuz şimdi? Tabii belki de şunu da söylemek lazım. Cihan Bey'in söylemlerine karşı çıkıyor anlamında söylemiyorum ama sadece hani iktidar bazlı mı değerlendirmek aslında doğru olabilir mi? Çünkü yıllardan bu yana kanayan yara eğitim Türkiye'de. Siz nasıl görüyorsunuz genel ifadelerle? Vallahi eğitim sistemini yeni dünya düzeninden ayrı düşünemeyiz. Tek kutuplu dünyaya evrildikten sonra siyasi gelişmeler dünyada emek cephesinin kazanımları her yerde törpülenmeye başladı. Biraz gerilere gidersek 1994 yılında
OECD, pardon, Dünya Ticaret Örgütü'nün aldığı bir karar var. Bizim ülkemizde bu anlaşmanın tarafı oldu. Genel Hizmet Ticaret Anlaşması'nı Türkiye 94'te imzaladı. 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Hizmet Ticaret Anlaşması'nı kabul etti. Buna uygulamak üzere bir takım sözler verdi. Neydi genel hizmet ticaretinin kriterleri getireceği şeyler? Bunlar sağlığın, eğitimin, suyun, haberleşmenin, maliyenin, yani bizim yurttaşlıktan doğan ne hakkımız varsa, hani vergi ödüyoruz bu ülkede, yurttaşız ya, bu hakların bize birer mal olarak satılması temeline dayanıyordu. Yani daha evvelden bedavaya aldığımız, yurttaşlık hakkından doğru aldığımız her türlü hizmeti biz bir mal olarak almak durumunda kalacaktık. Nitekim AKP bunu imzalayan tarafların yeterince uygulayamaması neticesinde bir proje partisi olarak bu ülkenin başına musallat edildi. Dolayısıyla ben bu politikalarının başarısız olduğunu düşünmüyorum. Kendi durdukları yerden bu Dünya Ticaret Örgütü'ne, neoliberal şeflere verdikleri sözleri gayet de iyi yerine getirdiklerini düşünüyorum. AKP'nin bir taraftan da vazgeçilmez olmasının aslında sırrı burada. Yani şunu anlayalım sizin söylediğinizden. İktidar partisinin eğitim sistemiyle sürekli oynaması, bir şekilde müfredatı değiştirmesi ya da farklı değişiklikler yapması, hı hı, uluslararası anlamda bir proje mi? Evet. Aynen öyle. Onu söylüyorsunuz. Evet, onu söylüyorum. Çünkü bakın bugün sağlıktaki dönüşüm tamamlandı. Pastanın büyüğü sağlıktı aslında. Aile hekimlikleri kapatıldı. Sağlık ocakları kapatıldı. Aile hekimliklerine çevrildi. Ve oradaki çalışanların sigortası, o birimin kirası, oranın doğalgazı, orada çalışan doktorlar tarafından ödenmeye başlandı. Bu bir özelleştirme hamlesiydi aslında. Ve bunun üst başı bugün şehir hastaneleri dediğimiz kavram. Yani şehirlerin yakınlarına kurulacak devasa sitelerde sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor devletimiz. Burada %70 doluluk garantisi veriyor bu hastaneleri çalıştıracak tekellere, şirketlere, sağlık kuruluşlarına. Bu demek oluyor ki biz zaten çarkı kurduk, size yeterince müşteri de vereceğiz. Yani daha önceden hasta, öğrenci, veli olan kavramlar yerini müşteriye bırakıyor. Bu bir piyasalaştırma hareketidir, özelleştirme hareketidir. Dolayısıyla eğitimsel olarak bizim AKP'nin eğitim politikalarına bakışımız gericidir, eğitim politikaları piyasacıdır, cinsiyetçidir. Dolayısıyla buna uygun bir hat izlemektedir. Yani kendi durdukları yerden aslında başarılılar. Çünkü dünyada %46 oranında bu yapılacak işlere söz vermişler, %18'ini gerçekleştirmişler. Peki siz eleştirilerinizi sıraladınız. İzleyenlerimize de bir şeyi hatırlatalım. Bilimsel ve laik eğitim hareketinden ve eğitimselden temsilciler burada. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da temsilci istedik. Ancak bir temsilci gelmedi. Eğitim Bir Sen'den de bir temsilci istedik. Yine stüdyomuza konuk olamadılar bir şekilde. Gelemediler ama bir telefon bağlantısı yapacağız Eğitim Bir Sen Genel Başkan Vekili ile birazdan. Bu değişen sınav sistemleriyle ilgili bir de o cepheden yorumları alalım. Çünkü çok tek taraflı olarak gözükmesini de açıkçası istemiyoruz. Eleştirileri aldığımız gibi aslında bu sistemin artı noktaları var diyen temsilcilerden de fikirleri alalım. Peki, bilimsel ve laik eğitim hareketi neden ortaya çıktı? Şundan mı ortaya çıktı? Bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşılıyor mu? Tabii ki. Yani aslında eğitimdeki talepler, yani uzun yıllardır işte parasız eğitim talebi, işte nitelikli eğitim, kamusal eğitim, yani birçok talep üzerinde yoğunlaşıyordu. Ama bu dönemin tartışmasının biz biraz bilimsel ve laik eğitim üzerinde, laiklik üzerinde yoğunlaştığını saptadık. Bunu da yaz aylarında aslında ortaya çıktı.
yaz aylarında bildiğiniz gibi müfredat tartışması vardı. Müfredatta bilim dışı yani birçok kavram ve içerik ders kitaplarının içerisine girdi. Onun dışında memleketin genelinde yani bir laiklik problemi olduğunu da saptadık. Yani kitap içeriklerinde de ciddi problemler var. Yani bir eğitimin tümüyle aslında ilk başta dediğim hani karma eğitime kız erkek aynı ortamda eğitime dair karşı oldukları bir yerde biz eğitimdeki problemlerin yani kapsayıcı bir aralık olarak yani bilimsel ve laik eğitimi olduğunu düşündük. Buradan da bilimsel ve laik eğitim hareketini kurduk. Yani kaldı ki imam hatipleşmenin artması, 4+4'ten beri ki yönelimlerin toplamı aslında bir dini referansla bir eğitim sisteminin kurulumunda çok fazla hız kazandılar. Yani bu yönelime zaten AKP 2002'den beri sahipti ama attığı adımlar hızlandı. Bunun karşısında da biz hani bu seti bilimsel ve laik eğitimi karşısına koyarak yani bu taleple bir eğitim isteyerek koyabileceğimizi düşündük. O nedenle bunu bu mücadeleyi. Peki hazır işte bu sistemlere de girmişken devam edelim buradan. Bununla ilgili tabii bir sokak röportajımız da var. Eğer hazırsa onu da izleyelim. Ondan sonra o soruyu da yönelteceğim. Bu değişen sistem. Yani sürekli sistem değişiyor. Öğrencileri, çocukları nasıl etkiliyor? Bir ona bakalım. Sonra konuklarımızla onun üstüne konuşacağız. Değiştirilen eğitim sistemi yerine gelen adrese dayalı eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz? Bununla ilgili herhangi bir bilgim yok ama sürekli eğitim sisteminin değişmesi tabii ki öğrenciler için çok negatif bir durum. Sürekli yeni bir şeylere hazırlanıyor olmaları onları aşırı derecede yoruyor ve sürekli kafalarını karıştırıyor. Bence eğitim sistemiyle bu kadar oynanılması yanlış bir davranış. Pek doğru bulmuyorum. Çünkü insanlar eski sisteme alışıklar. Bu bir karmaşa yaratabilir düşüncesinde olduğum için eski sistemin olmasını tercih ediyorum. Adrese dayalı sistemi fena bulmuyorum yani iyi buluyorum. Evet, öyle olması gerekiyor. Ya şimdi biliyorsunuz ilk önce SBS sonra TEOK. Ben TEOK zamanı öğrencisiyim. Bu yeni sistemde bence hani şöyle söyleyeyim hani zeki çocukların yakın okula gitmesi mesela meslek varsa ona gitmesi gibi tarzında şeyler olacağı için çocukları bence çok aşırı derecede olumsuz etkileyecektir. Sınav varmış galiba tekrardan hani belirli bir okullar sınav yapıyormuş. Ama bu sınavların hani çocuklar üzerindeki etkisi gerçekten olumsuz olacağını düşünüyorum ki bizim zamanımızda TEOK vardı. İlk öğreneceğiz ki üniversite sistemi sınavında da şimdi öyle oldu. Yani bu tüm öğrencileri zaten kötü etkiledi. Yani denek gibi kullanılıyoruz yani. Hani başka bir ülkede eğitim sistemi o kadar farklı ve o kadar güzel ki gelin görün ki Türkiye'deki eğitim sistemi çok kötü bir hale gidiyor ya. Bu sağlıklı bir karar ancak handikapları var. Çünkü örneğin ben bu semtte yaşıyorum ancak başarısızım. Fen bilimlerinde iyi değilim ya da başarılı bir öğrenci değilim ve burada fen lisesi var. Ben orada mı okuyacağım? Olmaz. Ya da çocuğun yaşadığı semtteki okul çok kaliteli bir okul değil. Oraya gitmiş olacak. Haliyle o okulun kalitesi düşmüş olacak. Hem de gerçekten liyakata dayalı bir eğitim sistemi olmamış olacak. Çünkü insanlar hak ettiği okulda okumadığı sürece bu bir şey değiştirmez. Sokağın görüşlerini aldık. Değişen sistemler özellikle öğrencileri, aileleri nasıl etkiliyor? Onun üstünden konuşmaya devam edelim. Nasıl bir kafa karışıklığı yaratıyor öğrenci üstünde? Ya öncelikle TEOK'a dair bir tartışmada birkaç sözü ilk baştan söylemek gerekiyor. Birincisi tek gecede sınav sistemi değişmez. Yani bu ilk sorunuzla da ilişkili. Yani TEOK'ta yaptıkları... Ya bir gece çıktı işte Cumhurbaşkanı televizyon ekranlarına ve ben TEOK'tan memnun değilim bu kaldırılsın. Ya bundan önceki bu açıklamadan 3 gün önce Milli Eğitim'den yazı gidiyor okullara. TEOK'a dair yapılanma yıl boyuncaki yapılanmayı sağlamak adına. Ya buradan anladığımız MEP normalde bir sınav hazırlığı yaparken tek bir açıklamayla kaldırılıyor sınav. Hı hı. Sonra zaten yerine getirecek sınavı da 2-3 ay uğraştılar, ona baktılar, buna baktılar. Çünkü ne kadar manası bir çaba olduğu ortadaydı ve bir şey uydurmaya çalıştılar. Ya problemin asıl kaynağı burada ve
Tek gecede alınan kararın yansıması şu. Öğretmene sormuyorsun, gene veliye sormuyorsun, gene öğrenciye sormuyorsun. Sonra da açıkladıkları sistemde de AKP'nin bir ustalığı var, hepimiz biliyoruz. Manipüle edebiliyor. Yalanlarla toplumu kandırabiliyor. Ve TEOG'a dair Milliyetin Bakanı'nın yaptığı bütün açıklamaların tersini söyleyebiliyoruz. Yani TEOG'a dair ne dediler? İlk dediler ki sınavı kaldırıyoruz, stresten arındıracağız. Stresin daha fazlası oluştu bu yıl. Yani şu an Aralık ayına geldik neredeyse. Sınava dair net bir şey yok. Yani bugün yine televizyon ekranlarından söyledi. Ve buradaki temel tartışmalardan biri de Milliyetin Bakanı'nın sorumlulukları var. Yani o da şu an ülkedeki keyfilikten yararlanıyor, ülke yönetimindeki. İlk şeyi bir Anadolu Ajansı'nın editör masasından yaptı, bugünkü açıklamayı da TRT'den yaptı. Yani Milliyetin Bakanı'nın sorumluluğu TV ekranlarından konuşmak değildir. Ya da bir veli TV ekranından çocuğun geleceğini ya da bir çocuk gireceği sınavını televizyon ekranlarından öğrenmek zorunda değildir. Ya bunun Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden okullarda yayınlanması gerekir. Bunu bir yönetmelik olarak ya da sınavın elle tutulur, bütün soruları yanıt veren duyuru araçlarıyla duyurulması gerekir ama televizyon ekranlarından öğreniyoruz. Sonra ilk dedikleri şey zaten nitelik ve niteliksiz okullar diye bir şeye gittiler. %10'u nitelikli, %90'ı niteliksiz. Bu çok büyük bir itiraftır aslında. Sonra fark ettiler, kavramları değiştirdiler. Orada da temel sorunu biz şeye böldük. Yani %10 nitelikli okullara sınav yapacağız dediler. İlk sınav Anadolu Ajansı'nda konuşurken 60 sorudan oluşacak. Bugün dedikleri de 90 sorudan oluşacak dediler. Şimdi orada temel krizler var. Yani birincisi sen neye göre değiştiriyorsun? Hemen iki günde karar değiştiriyorsun. Böyle hani zaten yıldan yıla geçtik. Aydan aya sınav sistemi değişiyor. Büyük bir problem. Hı hı. Orada da şöyle bir saptamamız var. Geçen sene 120 sorudan oluşuyordu TEOG sınavı. Evet. 120 sorudan oluşurken 2017 yılında 17 bin kişi bu sınavda bütün soruları doğru bildi. Bir önceki sınavda da 2016'da 1000 kadar öğrenci vardı. Yani 17 kat artış oldu. Bir onun gerekçesi nasıl olduğu soru işareti olarak duruyor. Yayınlamadılar da zaten raporda. Yani 60 ya da 90 sorunun bir seçiciliği yok bu topluluk açısından. Yani geçen seneki gibi olacak. Oralara yığılacak öğrenciler. Yani sınavın soru sayısı azaldıkça orada bir birikme gerçekleşecek ve yani sınavı eş puan yapan 10 bin, 15 bin öğrenci neye göre yerleştireceksin? Ortada bu soruların yanıtı boş. Hı hı. Ama bizim yorumumuz bu saatten sonra keyfilik devreye girecek. 10 bin tane ya da 5 bin tane eş puanlı öğrencinin içerisinden seçerken muhtemelen AKP içi örgütünün kapısından geçeceğini düşünüyoruz. Ya da işte torpilden, paradan geçeceğini nasıl düşünüyoruz. Nasıl yani, biraz daha açarsak? Şunu demeye çalışıyorum. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puan alıyor örneğin. Hı hı. Sınav soru sayısı azaldığı koşulda, azalıyor zaten, ilki 60'tı, tepkilere göre 90'a çıkıyor. 60 soruyla örneğin 10 bin, 15 bin öğrenci zaten bu soruların hepsini doğru yapabilir. Ya çünkü seçiciliği yok. 60 soruyu bölerseniz 10 tane, 15 tane matematik sorusu kalıyor. 5'i geometrisi olsa yani bu kadar soru arasından yığılma gerçekleşecekti zaten. Şu anda olacak. Sonra da eş puanlı bir sürü öğrenci olacak. Bunları nasıl yerleştireceksiniz, neye göre belirleyeceksiniz? Oralarda artık okullarda bu bir keyfilik açmış oluyor ve temel şey, yani bu sadece TEOG'la sınırlı değil, üniversite yerleştirme sınavında da aynısını yaptılar. İlk bölümde 40-40 Türkçe matematik soracağız dediler. Hmm. Bu ALES için de geçerli, yüksek öğrenim için, KPSS için de, ya bütün sınavların zorluk derecesini, ölçme değerlendirme kapasitesini bilerek düşürdüklerini düşünüyoruz. Ve bu onlara bir aralık tanıyor. Yani keyfilik ve kolaylaştırma, o yığılmalar yani bir süre sonra hem ÖSYM'nin toplum nezdinde değersizleşecek, ölçme seçme kapasitesinin yer almadığını düşünecekler insanlar, hem de bu ortamdan faydalanacaklarını düşünüyoruz. Zaten hani temelde yani nitelik niteliksiz olarak ayırmak bir suçken, yani eğitim eşitsizliği ortaya koyarken, hem de ona getirdikleri, %10 için getirdikleri sistem ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bir sorun da kalan %90 için, oraya da aslında yani bir anlamı ne haliniz varsa görün. Yani niteliksiz okullarda ne yapıyorsanız yapın. Diğer anlamı bu %90'a sundukları şey en yakın okula gidin. En yakın okula gidin derken de en yakın okulunu zaten İmam Hatip yaptın sen onu.
Yani 2012'de yani son 5 yılda İmam Hatip sayısı 2 katına çıkmışken, hı hı, mahalledeki en yakın okul İmam Hatip'ken sen bu öğrenciye başka bir seçenek sunmuyorsun. Ve burada şey de yapmıyor, yani talebe göre de İmam Hatip açmıyor. Yani Gebze'de bir okul örneği var işte, bilmem... Bu detaylara geleceğiz çünkü nüfus değişikliği de var o, evet, konuyla ilgili, ona da girmemiz lazım. Şimdi telefon attığımızda Latif Selvi var, Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili. Latif Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Bugün İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı'nın liselere geçiş sınavıyla ilgili değişikliğe yönelik açıklamaları vardı. Siz de takip etmişsinizdir. Eğitimle ilgili birçok problem yaşıyoruz. Sürekli sistem değişiyor. TEOG yerine de bu sistem geldi. Hem bu sistem özelinde hem de genel eğitim sistemi açısından bir değerlendirmenizi rica edeceğiz. Şimdi tabii eğitimle ilgili sürekli tartışmalar var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü eğitim bir ülkenin üç temel noktası, en önemli hususu oluşturuyor. Bunlardan birisi güvenlik, diğerisi hukuk, diğeri de eğitimdir. Ha, bunun dışındaki alanlarında her birisi kendi içinde önemlidir ama bu konular sürekli tartışma konusu olur. Eğitimde ayrıca durağanlık diye bir şey yoktur ve sürekli dinamik bir yapı olduğu için de mutlaka eğitimle ilgili tartışmalar, değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu da işin doğası gereği normaldir. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Peki şimdi TEOG kaldırıldı ama yeni bir sistem getirildi. Sistem şunu söylüyor: 135 dakika, 90 soru. Soru dağılımı da 20 matematik, 20 Türkçe, fen bilgisi, 10'ar soru da yabancıdır, inkılap din. Şimdi şöyle bir durum var. %10 olarak açıkladı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları. Bunun dışında kalan %90 ise adrese dayalı, yani adrese dayalı sisteme tabi olacak. O da şu demek oluyor: hangi mahallede ikamet ediyorsa o mahalledeki okula gidecek. Bu sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Esas itibariyle öğrencilerimizin en yakın yerde, en uygun ortamda eğitimini alabilmesidir. Hı hı. Şimdi normalde dünyanın bu konuda iyi uygulayan ülkelerinde sınavla girilen okul adedi %2-3 civarındadır. Yani seçkinci okul olarak tarif ettikleri. Bunlar işte bugünkü anlamda bizim ifade ettiğimiz fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve diğer bunun haricindeki liselerdeki belli okul türleriyle ilgili. Türkiye'de bu şu an itibariyle hazır bulunmuşlukta dikkate alınarak %7-8'ler civarında bir rakamda, işte bakanın açıkladığına göre en fazla %10 civarında, hı-hı, gözüküyor. Evet. Geriye kalanlarda adrese dayalı sistemde. Burada şunu belirtelim. Yani bir doğru bilgi vermezsek, tabii, yanlış anlaşılır. Çocuklarımız okuyabileceği, kendi isteğine bağlı olarak en yakın okul alternatiflerine sahip olması gerekiyor. Yani hiçbir öğrenciye sen İmam Hatip Lisesi'ne gideceksin, sen, hı-hı, Anadolu Lisesi'ne gideceksin, sen Endüstri Meslek Lisesi'ne gideceksin diye icbar edici bir düzenlemeyi kimse dayatamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Yapılan açıklamalarda da gördüğümüz bu. Burada soru sayısının artırılmasıyla alakalı bizim de kanaatimiz bu sınavda soru sayısının artırılmasını uygun görüyor. Biliyorsunuz daha önce de 60 soru olarak ifade edilmişti. Bunun ölçücülük açısından yeterli soruyu içermediği kanaatindeydi. Hı hı. Bu artırılması olumlu olmuştur. Yine daha önce ortaokul müfredatının tamamını içerecek, 6-7-8'i en azından içerecek şekilde bir açıklamaları vardı. Biz bunun 8. sınıfla sınırlı olması gerektiğini ifade etmiştik. Bunun da temel nedeni daha önceki pratiklerden de değerlendirmek suretiyle, hı hı, öğrencilerin geçmişe dönüp bir hazırlanma boyutuna kendisini kilitlemesine gerek olmadı. 8. sınıflar baz alınmalıydı. Bu adımda bizce
doğru bir adım olmuştur. Bu adımın atılması. Yalnız buradaki en büyük handikap şu. Şimdi bu okulların yerleştirilmesinde planlama homojen bir şekilde yerleştirilememişse burada şöyle bir problemle karşılaşırız. Çocuğun istediği okul türünün evine yakın bir çevrede bulunup bulunmadığı. İkinci önemli gördüğümüz tarafı öğrencinin gitmek istediği okul itibariyle de değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir şey olabilir. Belli okullara, ilkokul ve ortaokullarda zaman zaman yaşadığımız problemi yaşayabiliriz. O da ikametgah aktarmak suretiyle belli okullarda yeniden yoğunlaşma, oluşturma, böyle bir handikapı yaşayabiliriz. Bu bir problem olarak karşımıza çıkar. Ve bu öğrenci yerleştirmede de yine yeni başka problemleri yaşayabiliriz. Peki Latif Bey, şunu sorsam efendim, size hemen araya girerek. %90'lık öğrenci dilimini ele alalım. Bu %90 adresindeki okula gidecek. Doğru anlıyoruz değil mi? Yani adresinde mevcut olan okula. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi nüfus şartı değiştirildi. Bu nüfus şartı diyor ki 20 binin altında olan ilçelerde, eğer yanlışsam düzeltin, fen lisesi açamıyorsunuz. Ama İmam Hatip liseleri 5 binin altında da olsa, yani sınır 5000, 5000'e kadar indirildi. İmam Hatip açılabiliyor. Yani bu demek oluyor ki ülkenin 5'te 1'i İmam Hatip liseleri açılabilecek ve adresindeki en yakın okul da muhtemelen İmam Hatip Lisesi olabilecek birçok yer var sadece tek başına. Peki İmam Hatip Lisesi'ne gitmeyecek ya da gitmek istemeyen bir öğrenci ne yapmalı? Bunu siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bu doğru bir değerlendirme değil tam olarak. Şöyle söyleyelim. Fen liseleri büyük oranda geçmiş planlaması itibariyle de sınırlı sayıda öğrenci için üretilmiş okul türleridir. Genel lise eğitimi kapsamında değil. Bu anlamda fen liselerinin şu andaki sayısı bile fazla. Yani sınırlı sayıda okulda sınav yapılacaksa bu kadar fen lisesi olmaması gerekirdi. Nitekim bizim bazı Anadolu liselerimizin TEOG sistemindeki yerleştirmeye bağlı olarak değerlendirdiğimizde birçok fen lisesine yerleşen öğrenciden okul daha dezavantajlı imkanlara sahip olmasına rağmen daha yüksek puanla öğrenci aldığını görüyoruz. Yani fen liseleri bizim çok az sayıda öğrenci için özellikle bir eğitim vermek üzere ürettiğimiz bir okul türü. Bu genel çerçevede gerek mesleki eğitim gerekse de genel Anadolu liseleri çerçevesinde değerlendireceğimiz okullar boyutuyla değerlendirilmemelidir. Onlar sırf İmam Hatip değil, İmam Hatip, Endüstri Meslek Lisesi ve genel Anadolu Lisesi olarak yaygın olarak bunlar yapılabilmeli ve ağırlığı da oransal olarak baktığımız zaman mesleki eğitimi ve Anadolu Lisesi'deki genel konsepti bozmadan devam etmesi gerekiyor. Şu ana kadarki işleyen mekanizması olarak baktığımızda eğer iyi planlama yapılmamış yerlerde sorunlar olabilir. Ama bunlar İmam Hatip Lisesi veya genel lise şeklinde değil. Bazı yerde genel lise fazla çıktığı belki olabilir. Tek tük bazen de İmam Hatip Lisesi ben çok da olacağını düşünmüyorum. Planlama yapıldığında bu görülecek. Yalnız buradan bütün yurttaşlarımız şunu bilmesi lazım. Hiçbir öğrencimizi alternatifsiz bırakma pozisyonunda devlet olamaz. İkinci bir de önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu tür durumlarda diyelim bir genel lise yani olmama ihtimali çok zayıf ama oldu ya böyle bir durum varsa dönüştürülen okul oluşturmak durumunda olacağını düşünüyorum ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve kesinlikle çocuklarımızı alternatifsiz bırakıp bir okula yönlendirme veya bir okul türüne yönlendirme gibi bir durumla karşılaşmayız. Benim kanaatim sorun yerleştirmede olacak.
Bunun dışındaki alanlarda ciddi bir problem olmaz. Peki. Latif Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Ekrandaki arkadaşlarımıza da başarılar. Çok sağ olun. Reklamtırız programımıza. Şimdi reklama girelim mi yoksa devam edelim mi? Bir uyarı bekliyorum. Tamam, bir reklama gidelim, bir kısa reklam arası vereceğiz, sonra tekrar buradayız. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan, çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu setle yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Öleşiye, öleşiye,
Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler, haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu sette herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar. Bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler, satır arası manşetlerde eğitimi konuşuyoruz. Az önce Latif Selvi, Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili, yeni değişen sistemle ilgili bilgilendirme yaptı. Şimdi eğitim sene dönelim. Siz ne diyorsunuz bu sistemle ilgili? Latif Bey'in söylediği ifadelerde aslında seçeneksiz bırakmayacağız. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı açısından söyleyelim, seçeneksiz bırakmayacaklar öğrencileri dedi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz yeni sistemden sonra? Şimdi geçmişteki uygulamalara baktığımızda Latif Bey'in söylediklerine katılmamız mümkün değil. Programın başında siz zaten söylediniz. Bu 15 senelik dönemde 7 tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Defalarca müfredat değişti. Dolayısıyla zaten bu alanı düzenlemek için yeterince zaman, yeterince iktidarda kalma süresi, bunları yapma kapasitesi, devletin bütün olanakları, imkanları zaten iktidarın elindeydi. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeceğim, ısrar edeceğim fikrimde. Bu bir köklü değişiklik ve kendiliğinden olmuyor. Bir takım ilkeleri var. Önce oldukça planlanarak yapılıyor. Zamana yayılarak yapılıyor. Yani bir yönetmelik çıkarıyorsunuz, yıllarca uygulamaya biliyorsunuz ama sonuçta o bütün taşlar döşendikten sonra uygulanmaya başlıyor. Aktörleri belli. Kimlerin yapacağı, kimlerin görev alacağı, kimlerin zaman içerisinde nereden nereye getirileceği, bunların hepsi planlanıyor. Ve zamanı geldiğinde de harekete geçilip düzenlemeler yapılıyor. Dolayısıyla hani böyle basitçe yanlış yapılmış, bir iki günde ortaya çıkmış, o görünen tarafı en yetkili ağızdan ifade edildiğinde tartışmaları sonlandırmak için yapılmış bir hamle. Dolayısıyla şimdi Latif Bey'in söyledikleri kurum açma kapatma yönetmeliğiyle uyuşmuyor. Kurum açma kapatma yönetmeliğine göre zaten sizin söylediğiniz bu küçük kasabalarda imam hatiplerden başka okulların açılamaması meselesi var. Var olanları da zaten tamamen imam hatibe çevirmek üzereler. Biz sahadan biliyoruz. Örneğin Sancaktepe 60. yıl ortaokulu Sancaktepe'deki tek düz ortaokuldu. 3 sene önce yaklaşık 1-2 sınıfla açılan İmam Hatip Ortaokulu ki ortaokulun içerisinde bir İmam Hatip Ortaokulu sınıfları şeklinde
açıldı. Bugün yanılmıyorsam 38 sınıfa ulaştı. Beykoz'da aynı şekilde bir İmam Hatip Ortaokulu'nun inşaatı bahane gösterilerek bizim okullarımızın içerisinde İmam Hatip sınıfları açıldı. Gerekçe şuydu, okulun inşaatı bitene kadar bu okulun öğrencileri birkaç sınıf sizin okulunuzda eğitim görecekler. Gelen öğretmenler yine o okulun öğretmeni, idare o okulun idaresi. İnşaat bittikten sonra biz bu çocuklarımızı kendi okullarına taşıyacağız. Ama süreç içerisinde öyle olmadığını gördük. Şu anda Beykoz'da 6 ortaokulun içerisinde 6 tane İmam Hatip Ortaokulu çıktı. Yani okul içerisinde okul açma gibi bir durum da söz konusu. Bırakın siz çocuklara istedikleri liselere, istedikleri okullara gitme imkanı vermeyi, var olan okulları İmam Hatip'e dönüştürmek için azami bir gayret gösteriliyor. Biz Milli Eğitim Müdürleri'yle görüşmeye gittiğimizde halktan böyle bir talep olduğu söyleniyor. Hı hı. Oysa ki yine biz alandan biliyoruz. Beykoz Paşabahçe Ortaokulu'nda 10 öğrenci olmamasına rağmen, ki 10 öğrenci olmadan bir sınıf açamıyorsunuz. En az 10 öğrenci olacak sınıf açmanız için. Aylarca 5-6 öğrenciyle İmam Hatip sınıfı devam ettirmeye çalışıldı. Veliler her gün kapının önünde eylemler yaptılar. Bunun burada bir karşılığı yoktur dediler. Buna rağmen bu yaklaşık 2,5-3 ay boyunca açık tutuldu. Dolayısıyla bu alanda, hani ikametgahtan bahsediyor Latif Bey. Evet, bu bir gerçek. İnsanlar şimdiden tırnak içerisinde iyi okulların etrafında bir kiralık ev, satılık ev arama derdine düştüler. Ve çok manidar bir değerlendirme. Fen liselerinin sayısının fazla olduğu iddia ediliyor. Evet, bunu da soracaktım. En başarılı okullarımız fen liseleriyken, bu her türlü platformda ispatlanmışken, ki en başarısızlar da bu arada İmam Hatip okullarıdır. Bütün desteklere rağmen, bütün teşviklere rağmen o anlamda orayı da zaten doldurup tahkim edemiyorlar. Şimdi yani bu ne perhiz ne lahana turşusu. Yani fen lisesi sayısının fazla olması, en başarılı okullar olarak gözüküyor fen liseleri. Evet. Ki uluslararası sınavlarda da böyle. Az önce de ben belirttiğim gibi, şimdi devam edelim Cihan Bey'le. Sizin de eklemeleriniz vardı. Benim ifadelerimde mi bir hata vardı? Siz de onu iyice açarsanız. Yani 5.000 ile 10.000 arasındaki işte köy, kasaba ya da kentlerde sadece İmam Hatip açılabiliyor. Şimdi bizim buna dair bir raporumuz vardı. Bu işte incelemek isterlerse okul kurumu açma kapama yönetmeliği yaz aylarında değiştirildi. Bu yönetmeliğe göre bir önceki yıl 50.000'in altında, şey, üzerindeki kasabalarda, ilçe merkezlerinde açılabiliyordu İmam Hatip liseleri. Yönetmelik değiştikten sonra merkez nüfusunu 5.000'e çektiler. 5.000'in üstünde olması gerekiyor. Köyleriyle beraber de nüfusu 10.000 gibi aralık belirlediler. Bunun sonucu, yani şu kadar çarpıcı: Tunceli'nin Pertek hariç bütün ilçelerinde sadece İmam Hatip açılabiliyor artık. Yani bir okul açılmak istendiğinde orada sadece İmam Hatip Lisesi açılabiliyor. İşte Eskişehir'in 14 ilçesinin 6'sı böyle. Yani Türkiye'de de 134 ilçenin nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında, 57 tanesinde 5.000'in altında. Şimdi 191 ilçe ve bu 5'te 1'ine tekabül ediyor. 5'te 1'ine tekabül ediyor. Bu raporda da aslında biz yayınlamıştık şunu, o zaman. Şu yanıtmasın bunu. Şimdi bir kısa bir açıklama yapayım. 5'te 1'inde yalnızca İmam Hatip açılabiliyor. Evet, bu, ama diğer 5'te 4'ünde de yine İmam Hatip açılabiliyor şimdi, değil mi? Şu anlama geliyor aslında. Çarpıcı olan bu. AKP'nin bir şeyi var. Bildiğimiz bir yöntemi var. Bu 191 ilçede şunu yapılabiliyor artık. Yeni yönetmeliğe uymayacaklar. Gelecek yıl bu ilçelerden birine gittiğinde, işte Tunceli'nin Ovacık ilçesine gittiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı şunu diyebiliyor: siz burada bir Anadolu İmam Hatip dışında başka bir lise var, bu lise yönetmeliğe uygun değil diyebiliyor. Açılmış olsa bile kapatma etkisi var. Yani çünkü yurtlarda da bunu yaptılar. Yeni yönetmeliğe uymuyor diye kapatabiliyorlar. Burada bir işgüzarlık var zaten. Yani bu bir cepte. Bu demek ki bunların ajandasında İmam Hatip açma var. Yani tekleştirme var. Ondan sonra zaten şu tartışma bitecek. Yani en yakın okul, seçenek yok zaten. Sonra yanına seçenek sunsa ne olur? Ve temel şey, üzerinde döndükleri
Soru da şu, şu soruya yanıt veremezler. 5 farklı okul türünden seçenek sunacağız biz. Biz kesinlikle dayatmıyoruz. Dayatma dedikleri şey zaten İmam Hatip. Başka kimse şey yapmıyor, tartışma yok. Şu sorunun yanıtı var mı? Anadolu Lisesi'nin kontenjanı dolduğunda en yakın okulun. O öğrenci ne yapacak? Bu soruyu ne Milliyetin Bakanı ne de eğitim bir sen temsilci sormaz, yanıtlayamaz çünkü. Çünkü oradaki şey açık. Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi'nin kontenjanı dolduğunda biz oraya diyor başarı, okul başarı ortalaması, yani ortaokuldaki ders notu ortalamasıyla alacağız oraya, geri kalan ne olacak? Diğer 4 okul türünden tercihe zorlanacak. Ya temel tartışma şu, basit bir örnek vereyim. Derince'de, Kocaeli'nde Şehit Serdar diye bir Şehit Serdar Gök Bayrak İmam Hatip Ortaokulu var. 7 trilyon para harcanmış okulun yapımına 45 öğrencisi var. İmam Hatip Ortaokulu. Yani zaten İmam Hatiplerin yani bütün imkanları sunmasına rağmen kontenjanları dolmuyor. Açık tartışma. Yani sayısı artıyor. Öğrenci sayısı kapasitenin altında. Yani insanlar çocuklarının öğretmen, mühendis, doktor, avukat olmasını istiyor. Bu şeyleri göndermiyor İmam Hatip Liselerine. Tercih değil, zorundalık aslında. Peki İmam Hatip Lisesi okuyan birisi üniversitede de artık işte bir 10 yıl öncesinde, bir 7-8 yıl önce diyelim katsayı vardı, kaldırıldı. İmam Hatip okuyan birisi de mühendis olabilir, hukukçu olabilir. Şöyle bir rakam var orada da. 5'te 1 oranında yerleşebiliyorlar. Sınav başarı ortalaması var. ÖSYM'nin kendi rakamları. 5 mezundan biri yerleşebiliyor. Bir de orada ilahiyat kontenjanlarının fazlalığını da göz önünde bulunursak çok ufak bir şey. Yani istisnai durumlar yaşanıyor. Yani okullarda şey çıkma ihtimal yok. Ya zaten müfredata geldiğimizde söyleyeceğim çok ince bir nokta var. Hı hı. İmam Hatip derdi şöyle bir, yani şu an eğitim toptan dönüşüm yaşanıyor ve ders kitapları zaten içerikleri içeriksizleşiyor. İmam Hatip öğrencisi de zaten ya bu eğitimin yanında çok ağır din derslerine muhatap olmak zorunda bırakılıyor. Yani normal bir öğrenciden çok daha fazla bir ders yüküne sahip. Asıl başarısızlığın temel noktası da buradan geliyor. Yani normal eğitim müfredatının o kadar şeyi yaparsan, dersi eklersen, bir Türkiye'deki eğitim sisteminin başarısızlığı onlar için de geçerliyken aynı sorunla yüzleşiyor, katlanıyor. İmam Hatip'in başarılı olmaya, öğrencinin başarılı olma şansı yok çünkü çok ağır ders yükü var. Ezberletilen ve çocukların zaten zihin dünyasıyla savaş açan bir ders kitapları yığınıyla da birlikte bir İmam Hatip öğrencisinin zaten geri pozisyona düşüyor tersinde. Zaten bunları bilindiği için veliler açısından bu bir gerçek. İmam Hatip'e giden açısından zaten ya tartışmadaki nitelikli niteliksiz ayrım nereden çıkıyor? Niteliksiz bir yığın var. Yani onların tarif ettiği okullar yığını var. Bunların da büyük bir kısmını şu an artan sayıda İmam Hatip liseleri oluşturuyor. Zaten orada bir şey durum yok. Yani işin kendi doğalında bu kadar dayatmacı, ezberci bir eğitim, yani fazla aslında ders saati olarak da fazla normal bir eşdeğer bir okula göre oradan başarı çıkma şansı yok ve bir çözüm yok. Ama temel sorun orada ve okul dayatması şeyi dengelemek, yani boş kalan İmam Hatip liselerini dengelemek ve yani şey diyorlarsa biz bunu hiç yapmadık ya zaten Google'daki taramada bile çıkarabilirler. Yani geçen dönem, yani 3 ay önce Eylül ayında yaşanan şeyler. Esenyurt'ta bile okul yok ki. Yani okul seçeneği yok. İmam Hatip dışında bir seçenek kalmıyor. Ya da öğrenciler onu tercih etmediği için açık liselere yöneliyorlar. Açık liselere yerleşen öğrenci sayısı neden bu kadar fazla? Bir ona dönüp baksınlar. Bunların yanıtı İmam Hatip dayatmasında gizli birçoğu. WhatsApp hattımıza da mesajlar geliyor. Şu konuyla ilgili de mesajlar alıyoruz. Şimdi İmam Hatip'e bir yönlendirmeden bahsediyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Bir de genel liselerde ya da ortaokullarda biliyorsunuz işte müfredatlar değişti, o konuya gireceğiz ama din dersine yönlendirme gibi bir durum, zorunlu olarak seçtirme gibi bir durum söz konusu mu? Şimdi seçmeli dersler öğrencilerin önüne sunuluyor. Bu seçmeli dersler içerisinde de bir takım dersleri zorunlu olarak seçtirdiğine dair özellikle okulların bir iddia var. Siz eğitimsel olarak karşılaştınız mı böyle durumlarla? Evet. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu alanda kararı var. Din dersi zorunlu olamaz diye. Hı hı. Öncelikle bu iktidar bunu uygulamamakta direniyor. Hatta işte Cem Vakfı'nın açmış olduğu bir dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar ama karara uyulmuyor. Karara uyulmuyor. Karara uyulmadığı gibi zorunlu 2 saat din dersinin üzerine
seçmeli zorunlu din dersleri ekleniyor. Hı-hı. Yani uygulama pratikte şöyle oluyor. Siz çocuğum işte yabancı dil alsın, bilim dersi alsın, medya okur yazarlığı alsın dediğinizde genelde okul idarecileri size bundan ilgili kadronun olmadığını, yeterince öğretmenin olmadığını ifade ediyorlar. Onun yerine peygamberin hayatı, siyer, işte Kur'an-ı Kerim, Arapça vesaire gibi daha dini içerikli dersleri öneriyorlar. Şimdi bu bize pratikte şunu gösteriyor. Bu dönüşümün, var olan eğitimdeki dönüşümün dört başlığı var. Mevzuat, kadrolaşma, işbirliği ve yaygınlaştırma, sonuncusu da içerik ve okul. Şimdi buradan baktığınızda iktidar gerekli mevzuatı oluşturuyor, çıkarıyor. Bununla ilgili kadroları da okullara yerleştiriyor veya kurumlara yerleştiriyor. Ve dikkat edin, son dönemde en çok alınan öğretmenler din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri. Şimdi 438 bin yanılmıyorsam ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı. Dağ taşa plansız bir şekilde üniversite açıyoruz, eğitim fakültesi açıyoruz diyen de yine bu iktidar. Bu okullardan çıkan öğretmen arkadaşlarımızı atamıyorlar. Çok çarpıcı bir örnek. Büyükada'da bir okulda okulun din kültürü ahlak bilgisi öğretmenini başka bir okula görevlendirme gönderiyorlar. Yerine de camiden iki tane imam getirip koyuyorlar. Şimdi aklımıza şu sorular geliyor. Biz 438 bin civarında yetişmiş genç insan kaynağına sahibiz, öğretmene sahibiz. Eğitim fakültelerinde mezun olmuş insanlar. Bu insanlar pedagojik formasyon alıyorlar. Asgari 4 sene boyunca okuyorlar. Hem devlet bunlara bir yatırım yapıyor. Okul açıyor, işte orada öğretmen tahsis ediyor, yurt açıyor. Dolayısıyla milli servetten oraya bir aktarım yapılıyor. Ve sonunda bu ehliyete sahip olan insanlar şu veya bu sebeple ataması yapılmıyor. Yerine camiden iki tane imamı getirip koyabiliyorsunuz. Şimdi bu dediğim gibi bilinçsiz bir şekilde yapılan bir uygulama değil. Bu iktidarın politikası önce iki adım ileriye atıyor, toplumda tartıştırıyor, sonra bir adım geriye çekilip aslında bir adım ilerlemiş oluyor. Peki ya bunun amacı ne? Şöyle bir düşünceye mesela ben hayal ediyorum. Ya ülkeyi yönetenler ya da işte hangi parti olursa olsun önemli değil. Ya ben şu eğitimi şöyle bir karıştırayım da mahvedeyim, canını okuyayım falan diye düşünmüyorlar herhalde. Ya ben ya da öyle düşündüklerini düşünemiyorum. Değil. Şimdi öncelikle bir alanı piyasalaştırmak istiyorsanız, özelleştirmek istiyorsanız, bu çok eski bir yöntem, işlemez hale getiriyorsunuz. Hatırlayalım, sağlıktan herkes şikayet ediyordu. Yürümüyordu, sağlık hizmetleri çok kötüydü, işte insanlar kuyruklarda bekliyorlardı. Sonra özelleştirildi, alan açıldı. Bir dönem devlet sübvansiyonlarıyla yürütüldü ama şimdi eskiden bedavaya aldığımız hizmeti cebimizden para ödeyerek yine kuyruklarda bekleyerek almak zorunda kalıyoruz. Şimdi eğitimde de farklı bir durum olmayacak. Bu bir piyasalaştırma aygıtı. Yani AKP iki şey yapıyor. Bir, sermayenin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirmeyi destekliyor. İki, bunun dışında kalacak kesimleri kendi şemsiyesi altında konsolide edip toplamaya çalışıyor. Bu ikisi de tehlikeli. İşte bunun için biz laik eğitimi savunuyoruz. Bunun için kamusal alanı, kamusal eğitimi savunuyoruz. Şimdi laik eğitim olmasının esprisi şu: laiklik devletin her inanç grubuna, her anlayışa, her görüşe eşit mesafede durması. Devletin herkesin devleti olması durumu. Yani ne devlet dini istiyoruz, ne din devlet istiyoruz biz bu anlamda. Kamusallıkta zaten yurttaşlıktan gelen haklarımızın ifadesi. Kamusal alan bizim ortak alanımız. O zaman niçin vergi veriyoruz? Satın alacaksak biz bu hizmetleri, bu kadar vergi ödememizin anlamı ne?
Bırakalım bu vakıflar, dernekler bu alana zaten sirayet ettiler devlet eliyle. Buraları istedikleri gibi kullansınlar. Şimdi biz bu noktada işte buna karşı çıkıyoruz. Eğitimsen var olduğu sürece buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Çok açık söylüyoruz. Bakın bizim arkadaşlarımız sorgusuz, sualsiz bir gece yarısı kanun hükmünde kararnameleriyle kapının önüne konuldular. Kamuda 113 bin aslında ihraç edilmiş kamu çalışanı var. Bunların 4 bin sürü KESK'e bağlı. Yaklaşık 1500 civarındası da EğitimSen üyesi öğretmen arkadaşlarımız. Sizi herhangi bir şeyle suçlamıyorlar. Herhangi bir savunma hakkı vermiyorlar. Ve bütün haklarınız elinizden alınmış bir şekilde sivil ölülere çevriliyorsunuz. Kapının önüne konuluyorsunuz. Dolayısıyla işte laikliğin ikinci evrensel kriteri orada devreye girmeli. Hukuk karşısında herkes eşit olmalı. Bu titrinden, kendi durduğu işte etnik kökeninden, toplumdaki yerinden tamamen ayrı. Hukuk karşısında herkes eşit olmalı. Dolayısıyla biz maraba değiliz, köle değiliz. Haklarımız var. Bu haklarımızı siz hangi sahikle elimizden alıp insanlarımızı kapının önüne koyuyorsunuz? Yani neyle suçluyorsunuz? Şimdi 15 Temmuz ifadesini getiriyorlar. 15 Temmuz işte FETÖ ile mücadele kapsamında. Bizimle ne alakası var? EğitimSen ve KESK kurulduğu tarihten beri bu anlayışlarla mücadele eden yapılar. Ve dolayısıyla bakın bunlar hepsi bir bütünün parçası. Bu tartışmaların içerisinde eğitim sistemimiz ve ülkemiz bir yerden bir yere getirilmeye çalışılıyor. Çok açık siyasal İslami bir rejim kurma çalışması yürütülüyor. Dolayısıyla da burada asıl mücadelenin geçeceği alan eğitim alanı. Yani burayı zaten cemaate ihale etmişlerdi, vermişlerdi. Dikkat edin bütün yayın evleri, bu yılda ders kitaplarında ortaya çıkan bütün rezillikler, soruların çalınması, bu alanın dikiş tutmaması aslında bu alanın asıl aktörünün oyundan çekilmiş olmasıyla açıklanabilir. Bunun başka bir açıklaması yok. Müfredat kısmına da gireceğiz. Üçüncü bölümde de müfredatı konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamın ardından değişen müfredat, gelen konular, giden konular ve müfredat içinde çok ilginç noktalar var. Onlara değineceğiz. Ateş, su, toprak, tat. İnternetim limitsiz, hızım fiber olsun diyenlere büyük haber. 24 megabite kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet, her şey dahil. Ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte. Web'de, tablette izleyebileceğiniz Go Spor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. Şeyma Dumrul'un hazırlayıp sunduğu çevre dosyasına bu hafta Türkiye'de ve dünyadaki çevre sorunlarını oyuncu ve uzman ekolog Edison'la konuşuyoruz. Çevre dosyası yarın 16.30'da Cem TV'de. Güzel sesi ve hoş sohbetiyle evlerinize konuk olan Gönül Kahraman'la Gönülden Gönüle'ye bu hafta müziğin usta sesi Nevzat Karakış ve türkülere yeni bir soluk getiren Öznur Aydın konuk oluyor. Suda balık yan gider, yandım aman aman aman.
Gönülden Gönüle çarşamba 21.30'da Cem TV'de. Güvenlik içinde itibar görerek yaşamak her yaşlı bireyin hakkıdır. Görmezden geldiğiniz, geleceğiniz. Yaşlıları görün. Evet, satır arası manşetlerle tekrar birlikteyiz. Üçüncü bölümdeyiz, son bölümdeyiz. Müfredatı konuşacağız. Değişen müfredatı, gelişen müfredatı, belki de geriye giden müfredatı. Sizin özellikle müfredat konusuyla ilgili çok çalışmalarınız var. Laik ve bilimsel hareketi olarak. İsterseniz müfredata girelim. Artık son bölümde. Çünkü sizin de en çok konuşmak istediğiniz konu o. Şimdi bazı ifadeler var. Mesela şunu bahsedelim. Belki izleyicilerimiz onu kaçırmış olabilir. İşte elementlerden bahsedilen bir konu var. İsterseniz oradan girin de biraz hani gülümseyerek başlayalım. Çünkü yeterince böyle karamsar konuştuk eğitimle ilgili. Kitabı yazanlar gülüyor olabilir ama ya biz çok eğlenmedik aslında okurken. Ya şu Fenwick'in 8. sınıf kitabı. Cem Yılmaz'ın Gora filminde bir sahne geçiyor. İşte elementlerden bahsediyor. Ateş, su, toprak ve tahta diyor Cem Yılmaz. Hı hı. Bu aslında Aristo'nun İşte yıllar önceki element tanımı, ona göre işte su, toprak, ateş ve hava idi. İşte havanın yerini tahta Cem Yılmaz filminde geçiyor. Bu kitapta tahta olarak yer alıyor. Yani bu kitabı kim yazmış, kim kontrol etmiş soru işareti. Tabii biz bunları rastlantı olarak görmüyoruz. Oradan şeye geleceğim. Türkçe 1. sınıf kitabı. Güneş en büyük yıldızdır deniyor kitapta. Arkalarında ışıklı bir kuyruk bulunan yıldızlara da kuyruk yıldızı denir deniyor. Bunların tamamı yanlış bilgiler. Bu Türkçe 1. sınıf kitabında yer alıyor. Ona dair de şöyle bir yani dipnot, hani biz bu kitabı inceledik. Hı hı. Kitabı baştan sona okuduğumda bir yetişkin için 10 dakikasını almaz. Yani bu kitabın incelendiği varsayılıyor ve yanlış bilgilerle dolu. Yine bu kitaplardan bir şey, doğal afetler Allah'ın kullarını imtihan etme şeklidir yazıyor. Yani bilim dışı içerikler. Gene bu kitaplarda şöyle bir şey var. Nemrut Dağı'ndaki heykelleri yer alıyor kitaplarda. İşte şu an yayınlanıyor da zaten. Bunları put duyuyoruz. Olarak gösteriyorlar. Aslında Nemrut'u, Babil kralı Nemrut'la Komagene krallığını karıştırıyorlar kitapta. O nedenle put olarak gösteriliyor kitaplarda. Ve hani toplamında incelediğimizde gene şeyler var. Yani yırtılan kitaplar var vesaire. Yani biz burada bir hani saptamalarımız var. Örneğin bunların hiçbiri rastgele olmuyor. Türkçe 1. sınıf kitabındaki hataya gelelim örneğin. Hı hı. İşte ne yapıyor? Güneş'in en büyük yıldız olduğunu söylüyor. Ya problem şuradan kaynaklanıyor. Kitabın referanslarını incelediğimiz zaman bakıyoruz ki o kitabın o kısmının alındığı şey yani dini bir kitap içeriğinden alınıyor. O sayfası. Yani okuma metinlerinin hepsi dini referanslı yazarlar Rın kitapları, okuma parçaları seçilerek yapılıyor. Yani çok kötü bir çocuk hikaye kitabı içeriği yayınlanmıştı. Kahkaha Gülleri diye. Yani pedagojik açıdan faciaydı. Yani bir çocuğun kafasını kaynatıyorlar. Hı hı. Ondan sonra bu çocuk kitabı. Yani ismi de kahkaha, berbat bir şey. Ya örneğin bunu şey zannedilebilir. Bu okullarda çıktı ve merdiven altı bir şeymiş gibi geliyor. Yani hani biri basmıştır da denk gelmiştir, aman siz de niye büyütüyorsunuz denebilir. Bu kitap Nar Çocuk Yayınları'ndan çıktı. Türkçe bir kitabının kaynaklarına bakıyoruz. O yayın evinden başka bir alıntı var. Ya buradan da biz şu sonuca ulaşıyoruz. Ya bu yayın evleri MEB'in koridorlarında dolaşıyor. Bunların hiçbir rastgele olmuyor. Yani bu yine yayın evinin sahibinin bir konuşması var. Bakıyorsunuz bazen bazı kitaplarda pedagojik inceleme, şu inceleme, bu inceleme, yani her şey incelenmiş. Adam pedagojiye karşı. Bunun yayınladığı kitabı bizim okullarda önümüze konuyor.
Yine aynı kitabın içeriklerinde daha beter referanslar var. Yani biz buradan şeyi söylüyoruz bütün velilere. Çocuklarınızın önüne gelen ders kitaplarını inceleyin. Yani göreceksiniz okutulmaması gereken, ya gerekiyorsa yırtılabilir bile o sayfalar. Zaten MEP kendisi yırttı. 3 tane kitap yolladılar. 3 kitabı da sayfaların yırtma şeyini öğretmenlere gönderdiler. Bunlardan biri şeydi, Selçuk Erdem karikatürist. Onun bir karikatürünü izin almadan kullanıyorlar ve orada kutup ayısı el işareti yapıyor. Evet, çok tartışılmıştı o da. Yani denecek laf yok. Yine bir tanesinde işlerine gelmediği için yırttılar, attılar. Basın sansür yolsuzluğu, basına sansür yolsuzluğu artırır diye bir içerik var. İşlerine gelmediği için, çünkü orada ya basının denetleyici güç olma ilkesini anlatıyor. Bu işlerine gelmediği için o sayfanın yırtılmasını talep ettiler. Yani şu yırtılmadan kasıt şu mu? Kitap basılıyor, o sayfa içerisinde oluyor. Evet, yırtılıyor yani. O kitap onaydan geçiyor. MEP müdürleri, müdürler de öğretmenlere söylüyorlar. O sayfalar yırtılarak veriliyor. Yani bir tane daha örneğin çok ilginç bir şey var. Yani dedik ya bunlar cemaatle ortak ilerliyordular. Fethullah Gülen kalıntıları var hala kitaplarda. Dinler Arası Diyalog diye Fethullah Gülen projesi sosyal bilgiler 6. sınıf ders kitabının içerisinde unutuluyor. Değiştirmeyi unutuyorlar. Ondan sonra onu yırtmayı yırtılacak diye bilgi geliniyor. O yırtılıyor, sonra kitap yeniden basılıyor. Yeniden bastıkları kitabın da içindekiler kısmında gene o kitap o şeyin başlığı duruyor. Ya burada temel sorun şuraya geleceğim. Şuradan kaynaklanıyor. Bu kitapları kim inceliyor? Asıl sorun oraya evriliyor evet. Bir yerden sonra. Biz zaten biliyoruz bu bir şey politikası, yani bilinçli bir şey. Bunun başında da Talim Terbiye Kurulu'nun başında Alparslan Durmuş diye bir insan var. Alparslan Durmuş da Eğitim Danışmanlık EDAM diye bir şeyin merkezin başkanı. Daha önce yine İlke diye bir vakfın, İslamcı vakfın başkanlığını yürütüyor ve yayın evi var. Yani şey bu EDAM aracılığıyla kitaplar basıyor, çocuk dergileri basıyor. Bir kitabın ismi de önemli bastığı kitle imha aracı olarak eğitim. Yani zaten evden eğitimi sahipleniyor, örgün eğitime karşı. Ya böyle bir insan Talim Terbiye Kurulu'nun başında. Şimdi Talim Terbiye Kurulu'nun yönetim şemasına bakıyoruz. Bir isim daha çıkıyor, Mehmet Sürmeli. Doktor Mehmet Sürmeli. O da kitaplardan sorumlu olan zat. Onun geçmişine bakıyoruz. Şunu savunuyor, cihat diyor. İşte en önemli İslam'daki şeydir, olgudur. Yani işte namazdan da önemlidir, haçtan da, yani İslam'ın beş şartından da önemlidir diyor. Kitaplarda cihatın olmasa niye şaşıralım ki başında bu insan durdukça. Yani zaten kitapların hani bir kısmı bilim dışılığıydı, bir kısmı zaten kitaplar laiklik karşıtı, yani laikliği din düşmanlığı olarak gösteriyor. Kitapların hepsi cinsiyetçi, kadınlara cinsiyet eşitsizliğini ortaya çıkaran, bunu toplum içerisinde yaymaya çalışan, karma eğitime karşı ifadeleri var. Yani 4. sınıf kitaplarında neler var? Evlilik anlatılıyor, erken evlilik falan övülüyor kitaplarda. Ya bu içeriğe biz şaşırmıyoruz bu nedenle. Yani çok şey var, bir örgütlü karanlıkla karşı karşıyayız. Ve son hani burada eklemek istediğim şey, Time Time Kurulu'nun yasasında da değişiklik yaptılar. 2013 yılına kadar kitapları denetleyen ekipler vardı. Şimdi işte web sitesinde bir portal var. Uzmanlara oralardan yolladıklarını söylüyorlar. Oradan da geri dönüş bekliyorlar. Yani peki soru ortada. Yani Türkçe bir kitabı 15 dakikada okunabilir diyorum örneğin o kitap baştan sona. Bunu hangi uzmanlar okudu da bu kadar yanlış bilgileri dikkatinden kaçtı? Yani çok basit. Ya zaten sayfada toplasan 10 tane cümle yok. Yani bu 10 cümlenin içerisinden 10 cümlenin 5'i yanlış ve bu göz ardı edilerek bir süzgeçten geçiriliyor. Yani kitapların o nedenle içeriği facia işte. Ama bir problem de kitapları çok hızlı yaptılar. Yaz aylarında bir değişiklik. Bu altında ne var? Bakıyoruz. Bir 15 Temmuz tarihi yaratılmaya çalışılıyor. 15 Temmuz'u gününü işte Kurtuluş Savaşı ile eşitlenme, Atatürk olgusunu Tayyip Erdoğan'la eşitleme çabası var kitaplarda. Yani bunu yani günlük siyasi kavramları kitaplara yerleştirmeye çalışıyorlar. Çok hızlıca da yazılmış bu kitaplar. Yani işte tank fotoğrafları, çocukların anlamayacağı, yani 4. sınıfa giden bir çocuk 10-11 yaşında. Onun anlamayacağı metaforlar kullanılıyor. Pedagojik olarak zaten kitapların hepsi baştan sona facia. Hızlı, anlık, yani kime yazdıkları ya belli olmayan, aslında belli olan, yani kendi çevresinde bir kitap yazma yetkinliğine sahip olmayan insanlara, yayın evlerine yazdırmış kitaplar.
Ya dediğim gibi ya baştan sona bu kitaplar facia. Ve velilere düşen şey de bunun arkasını kollamaları, çocuk ya itiraz etmeleri, bu kitapların içeriklerine bakmaları gerekiyor. Ya zaten örnekleri de var yani, çocukların gelip eve ailelere yönelttiği sorular medyaya yansıyor yani. Çok böyle baş edemeyecekleri şeylerle yüzleşiyor çocuklar, özellikle din derslerinden kaynaklı. Yani bizim örneğin kitaplar çok ilgimizi çekmiyordu geçmiş yıldan. Bu seneki tartışmayla kamuoyunun ilgisi haline geldi. Özellikle şeylere bakmak lazım. Yani İmam Hatip'lerde gösterilen kitaplar, ders kitapları. Oralarda zaten onlar hiç problem edilmiyor normalde. Ama oradakiler daha facia yani. Oradaki veliler açısından da problemli. Yani bir ideolojik çerçevede birey yetiştirmeye çalışıyorlar. Onun yansımalarını o ders kitaplarında görüyoruz ama yani neredeyse yani yeniden başlamak istesek yani tek satır kalmaz o cümlelerde. Yani üstünü çizmeye kalksak, yayınlamayalım desek, yırtıp atmak istesek kimi kitaplarda yani işte içindekiler andımız işte İstiklal Marşı dışında sayfa kalmayacak derecede yani. Peki Kazım Bey, siz müfredatla ilgili ne söylersiniz? Yeni bir jenerasyon, yeni bir kuşak mı yaratılmaya çalışılıyor bu değişen müfredatın sonunda? Zaten ifade ettiler. Dindar ve kindar bir nesil yaratmak istiyoruz diye en yetkili ağızlardan biz bu cümleleri duyduk. Oysa biz hani öğretmen olarak gözlerimizin içine böyle gülümseyerek bakan öğrenciler görmek istiyoruz karşımızda. Mutlu insanlar görmek istiyoruz. Hani Töbder bildirisinde vardır. Mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddediyoruz. Dolayısıyla bugün karşılaştığımız yeni kuşak bir an önce ölüp cennete gitmek istiyorum anne diyen anaokulu öğrencileri. Matematik dersinde zikirmatikle zikir çeken öğrenci modeli. Kız erkek ayrımını gündeme getiren cinsiyetçi bir yaklaşıma sahip yeni bir nesil. Bakın şimdi bunları söylediğimizde işte merdiven altı kurumlardan kurtarıyoruz eğitimi. Zaten bunlar var. Oralarda sübyan mekteplerinde yalan yanlış öğrenmesinler. Devletin okullarında bunu biz öğretelim, doğrusunu öğretelim yaklaşımı. Bunu külliyen biz reddediyoruz. Çünkü bakın burada yapılmaya çalışılan bir dinin, bir mezhebinin bir yorumunun dayatılmasıdır. Yani siyasal İslamcı rejim kuruyor derken yani bizim insanların inançlarına asla bir saygısızlığımız yok. İsteyen istediği gibi inanabilmeli. Ancak bunu siyasete alet etmek, bunu kendi örgütlenmesi için kullanmak hele hele kamusal alanda son derece yanlış. Çünkü buralar bizim vergilerimizle yapılan yerler. Dolayısıyla bu toplumda her türlü inanç, her türlü anlayış, her türlü insan birlikte kardeşçe yaşamalı. İnsanların diline, dinine, ırkına, milliyetine, mezhebine bakarak değil, insani, evrensel değerlere bakarak yaklaşmak zorundayız. Hele hele yani biz öğretmen olarak böyle yaklaşmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Hele bunu devlet eliyle yaparsanız, devlet kindar, dindar nesil deyip bir tarafı konsolide edip arkasına takıp kendi gibi olmayanları ya da biat etmeyenleri ortadan kaldırmaya, yok etmeye, tecrit etmeye, bu ülkeden uzaklaştırmaya böyle bir yere doğru evriliyorsa bu çok vahim, çok tehlikeli bir durum. Dolayısıyla biz eşitliğin, kardeşliğin, barışın dilini savunmak durumundayız. Bakın çok manidar bugün bir öğretmen arkadaşımız, Nuri arkadaşımız. Evet. Mahkemeden 34 kiloya düşmüş bir insan serbest bırakılamıyor. Savcının kaçma şüphesi yoktur, tahliye edilsin demesine rağmen tutukluluğu devam ediyor. Ne yaptı bu insanlar? Ya bizim öğretmen arkadaşlarımız barıştan, kardeşlikten, eşitlikten, özgürlükten başka ne istediler ki? Biz öğrencilerimize en doğruyu, en bilimsel yöntemlerle, yeni yaklaşımlarla nasıl verebiliriz? Nasıl bu çocukları ki çocuklarımız ülkenin geleceğidir. Eğitim sistemi de bir ülkenin yetiştireceği insan kalitesinin güvencesidir. Bu
kaliteli bir eğitimden geçmeyen bu nesil ülkeyi yönetecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuk 6 yaşında bir an önce ölüp cennete gitmek istiyorum anne diyebiliyor. Yani şimdi biz alandan yine görüyoruz. Bizim çarşaflı, kapalı, başörtülü velilerimiz de var. Öğretmenim diyor biz şey istemiyoruz. Yani biz zaten dini eğitimi kendimiz evimizde verebiliyoruz. Çocuğun matematik öğrensin, yabancı dil öğrensin. Bunu insanlar hakikaten istiyorlar. Ancak bu manipülasyonlar hani çok sık tekrar ettiğinizde, çok baskıladığınızda bir yönüyle biraz önce söylediğim şeyler yerine getirilerek bu topluma bu gömlek giydirilmeye çalışılıyor. Ama biz bu gömleği giymeyeceğiz. Hani bir referandum süreci yaşadık. Biz bu sistemi istemeyen, bu eğitim sisteminden bahsediyorum. Laik, bilimsel eğitim isteyen en az bir %50'nin, %60'ın olduğu yere kuracağız biz barikatı. Yani bu toplumdaki direnci, ki toplum direniyor. Bakın imam hatipler dolmuyor, işte karşılık bulmuyor, hala en başarısız. Hala insanlar şu ya da bu şekilde tepkilerini gösteriyorlar ki bu çok kıymetlidir. Olağanüstü hal koşullarında konuşan insanların, örgütlenmeye çalışan insanların, sokağa çıkan insanların başına neler geldiğini hepimiz çok net biliyoruz. Tonlarca örneği var. Ya sürgünlere yollanırsınız, ya işinizden atılırsınız, ya sivil ölüye çevrilirsiniz, ya toplumdan tecrit edilmeye çalışılırsınız. Veya daha da başa çıkamazlarsa tutup bir cezaevine atılırsınız. Bu böyle midir? Yani zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Bunu defalarca biz alanlarda söyledik. Söylemeye devam edeceğiz. Bu yapılanlar külliyen yanlış. Hiçbir bilimsel kritere dayanmıyor. Pedagojik açıdan son derece sakıncalı bir eğitim sisteminin içerisinde olmaması gereken şeyler. Yani şimdi biraz önce Latif Bey hani güzel güzel anlattı bize. Ancak bu adında söylemekten çekinmeyelim. Eğitim Birsen'in yaptığı çalıştaylar sonucunda şunları 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 uygulayalım diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği bütün kararlaşmalar bugün karşımıza mevzuatta yönetmelik, kanun, şu bu olarak çıkıyor. Ve bunu bir tartışma zemininiz yok. Çünkü o hal var. Yani o halde bu o halden bir kere bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Yani toplumun haklarına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bakın ülkenin geleceğinden bahsediyoruz, çocuklarımızdan bahsediyoruz. Eğer çocuklarımızı hangi okula göndereceğimizi bilemiyorsak, bu okulların yolları kapanmışsa burada bir 5 dakika durup düşünmek zorundayız. Ve zemini ayağımızın altından çeken bir anlayış var. Yani her yönden bakıyoruz. İşte kitaplardan bahsetti arkadaşım. Evet. Ama şimdi bakın biz bir eğitim sendikasıyız. Örgütlü olmamıza rağmen bundan başa çıkamıyoruz. Sebebini söyleyelim. Bir ilçede bile birden fazla yayın evinin kitapları dağıtılabiliyor. Bu kitaplar onlarca yayın evine ihale ediliyor. Bazı zamanlarda bir ay, iki ay kitaplar gelemiyor bile elimize. Hani şimdi devlet evet bunları karşılıyor, öğrencilere veriyor ama işte söylediği gibi Talim Terbiye Kurulu'ndan bir incelemeden geçmeden içindeki onlarca yanlış bilgiyle bizim önümüze geliyor. Ses çıkarttığınız zaman da bütün bu başınıza gelecekleri kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Bir gecede 6500 müdür aldılar. Ve o müdürler şu anda idareciler birer zor aygıtına dönüşmüş durumda okullarda. Yani bu kadar ihraç nereden geldi zannediyorsunuz? Adınız listelere yazılıp gönderildiğinde yarın bir OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle kapının önüne konulmanız işten bile değil. Müfredattan artık programda son anlarına geliyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuda? Yoksa bu PISA sınavlarıyla da ilgili konuşalım. Çünkü müfredatın artık çıkış noktası da bu sınav sonuçları oluyor. Eklemenizi yapın müfredatla ilgili. Ek yapmak istiyorum da. Ya hani şu ana kadar hep değerlendirdik. Hani biraz da seyircileri de pay çıksın diye istiyorum. Ya bir öncelikle eğitim meselesi artık yani şu İşte velinin, öğretmenin, öğrencinin sorunu olmaktan çıktı. Yani bütün baştan sona tartışma. Bu artık memleket meselesidir. Yani memlekette iyi bir gelecek isteyen her bireyin eğitimde ne oluyor, ne bitiyor ya dair fikri olması gerekiyor. Bunun için de
sözü mücadele etmesi, katkı sunması gerekiyor. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Onun dışında eğer dertleri gerçekten şeyse, işte 15 Temmuz yaşanmasınsa, bu müfredatı bunun ardından getiriyorlarsa tam tersi. Bu müfredatta işte din var, tarikatlar var. Aynı yolu açıyor bu müfredat. Yani bu müfredatlar yeni 15 Temmuz'ların hazırlığıdır. Yine bu müfredatları şey diye getirdiler. Yani biz IŞİD yanlış bir cihat anlayışı taşıyor. Biz cihatı öğreteceğiz diye getirdiler. Tam tersi. Yani bu cihat anlayışı neredeyse örtüşmektedir. IŞİD zaten bir şey yok. Yani cihatın tanımı ortada. Yani katliamlar yaşanmasını istiyorsak, Türkiye'yi Orta Doğu'daki o karanlıkla arasında bir çizgi çekilmesini istiyorsak, bu eğitim sistemiyle olmaz. Yani ancak laik bir eğitim sistemiyle olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Yani laiklik şart, laik eğitim de şart. Hani buraya getirmek ve herkesin bu davanın peşinde sahip çıkması gerekiyor. Ya ve bu alan tamamen, yani ülke nasılsa eğitim de aynısı, aynası. Yani tek adamın keyfiliği eğitim alanında sürüyor. Yani ülke nasıl yönetiliyorsa aynı model eğitimde de politika üretiyor. Bunun karşısında durmak gerekiyor. Yani buradan da en son sadece şeye geleceğim. PISA ve TIMSS'e geleyim. Bunun tezahürü de işte sınav sonuçları. PISA sınav sonuçları. TIMSS sonuçları var. Şöyle bir şey, hani bilmeyenler açısından OECD'nin aslında en kurumsal ölçme değerlendirme yapan bir raporu. PISA sonuçlarına göre zaten Türkiye okuduğunu anlamıyor. 72 ülke arasında 50. sıralarda falan. Yani bıraktığım şey, yani Türkçe okuma da dahi, okuduğunu anlamadı dahi problem var. Yani eğitim sisteminin ne kadar çöktüğünün göstergesi. Şimdi bir de ona alternatif, bunun üstünü kapatmak için birkaç haftadır TIMSS diye bir şeyden sınav modeli, bir ölçme değerlendirme yapılan bir uluslararası ölçekten bahsediyor. Orada da Türkiye'nin puanı yükselmiş. Yani zaten bu kadar her şey başarısız giderken bunu örnek gösteriyor. Zaten yani üniversiteler arasında da bilirsiniz, işte 500'e girdik, yok ilk 1000 içerisindeyiz, yok giremedik. Ya birçok rapor var, hani kaynağı belirsiz raporlar olabilir. Boston, Amerika Boston merkezi bir rapor. Yani güvenilirlik konusunda bilgim yok ama bakılmak zorunda. Orada da çok komik, yani milletim açıkça yalan söylüyor. İşte bir raporlarında bir istatistik hilesine başvurmuşlar. Türkiye'nin puanı 469'dan 483'e çıkmış. %2'lik bir artış var ama yani bir raporda gösteriş tarzları var. 2 katına çıkmış gibi. Ama zaten skalası 800 puan üzerinde. Yani Türkiye'nin çok ufak bir artışı var. Ve yani kaynağı belirsiz bir sınavda, onu da şimdi alternatif olarak sunar. Yani direkt yani manipüle etmek, alanda bir suni bir başarı göstermek, hikayesi yazmak adına bunu da yapıyorlar. Ama çok açık zaten. Yani PISA direktörünün de Türkiye önerisi vardı. Geçen hafta kendisi şey yaptı. Hani ezberci eğitim sisteminden vazgeçin. MEP müsteşarının cevabı, Türkiye'nin geleneklerinde var ezberci eğitim. Ya bununla yürümez. Yani burada Cem TV ekranlarında hani şey söylemek isterim. Pearson Abdal'ın sözü vardır. Bozuk düzenle sağlam çark olmaz. Yani ne UTYOG'a dair biz alternatif bulabiliriz bunun içerisinden. Yani ne de eğitimdeki bu kötü gidişatta biz içerisinden yanıt üretemeyiz. Yani bir, bunlar yönetemiyorlar. Çok açık. Yani 15 yıllık gösterge de bu. Yönetemiyorlar. Eğitim sorunlarına çözüm bulamıyorlar. Zaten bulmak da istemiyorlar. O nedenle hani biz içerisinden yok sınava şöyle yapalım, yok böyle olsun falan değil. Eğitim parasız olması lazım. Tüm Türkiye'deki eğitimlerin nitelikli olması lazım. Tüm Türkiye'deki okulların eşit olması lazım. İnsanlar kalkıp göç etmesinler diye eğitim yüzünden. Bu koşullar da ancak hani bir başarılı bir eğitim politikasından ve eğitimden söz edebiliriz. Onun da zaten dediğim gibi bu AKP eliyle gelmeyeceği de kimsenin kuşkusu yok. Yani bunun için de mücadele etmek gerekiyor. Biz de eğitim hareketi olarak, bilimsel laik eğitim hareketi olarak herkesi bu mücadelenin parçası olmaya davet ediyoruz. Son artık dakikaları sayıyoruz. Size sözleşmeli öğretmenlikle ilgili özellikle gelen sorular da var. Siz de bu konuya değinmek istiyorsunuz. Sözleşmeli öğretmenlikte şimdi mülakat sistemi geldi. Sonra kaldırıldığı söylendi ama aslında kaldırılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi. Son dakikamız olduğunu göz ardı etmeden sizden sözleşmeli öğretmenlikle ilgili son cümlelerinizi de rica edeceğim.
Şimdi biraz önce söylediklerime geri dönersem, 440 bin civarında ataması yapılmayan öğretmen var. Hı hı. Bu piyasalaştırmanın bir getirisi olarak bu arkadaşlarımızı tırnak içerisinde kadrolu kamu çalışanı, kadrolu memur yapmak istemiyor AKP hükümeti. Uzun zamandır da zaten uygulamaya böyle şey kolladığı, yer kolladığı bir dönemde olağanüstü hal koşullarında bu sözleşmeli öğretmenlik meselesini tekrar gündeme getirdi. Şimdi düşünün, bakın, kendi kurduğunuz üniversitelerden mezun olmuş, diploma sahibi olmuş insanları yeterli görmeyip sınavlara sokuyorsunuz. O sınavlardan başarılı olanları mülakata sokuyorsunuz. Mülakatta sizin istediğiniz cevabı vermeyenleri zaten eliyorsunuz. Bir şekilde oradan da geçtiyse bir senedir hala güvenlik soruşturmasından geçemeyen, neyi beklediğini bilmeyen bir insan kitlesiyle karşılaşıyoruz. Bütün bunları geçip de okullara sözleşmeli öğretmen olarak atanan arkadaşlarımızı da bizimle eşit koşullarda görmüyorsunuz. Yani söylemde hiçbir farkı yok ama birbirinden çok farklı. Yani hakları çok budanmış, törpülenmiş, sözleşme yenilememe gibi bir tehlike var. İktidara yakın sendikaya üye olmazsanız ne olacağınızın belli olmadığı, hele hele Eğitim Sen gibi bir sendikaya üye olursanız hemen kapının ağzında duracağınız, soruşturmalarla, kanun hükmünde kararnamelerle anında görevden alınacağınız bir pozisyona giriyorsunuz. Liyakat ortadan kaldırılmış. Tamamen gelen isimler üzerinden, gelen listeler üzerinden yürüyen bir süreç var. Bu son derece yanlış. İşte biraz önce saydığım kriterler içerisinde bu kadrolaşma bu şekilde yapılıyor. Okullardaki din dersi öğretmenlerin hemen hemen hepsi okullara idareci oldular, müdür yardımcısı oldular. Onlardan boşalan kadrolara yine aynı hattan gelen insanlar yerleştiriliyor. Dolayısıyla bir saadet zinciri şeklinde bu ilerliyor. Şimdi bu yürüyebilecek bir sistem değil. Mızrak artık çuvala sığmıyor çünkü eğitim sistemi her yönüyle alarm veriyor. Bakın, psikolojik danışman ve rehber öğretmen hizmetleri yönetmeliği çıkardılar. Hı hı. Buradaki psikolojik danışmanlık ibaresini kaldırdılar. Rehber öğretmen ve arkadaşlarımıza nöbet tutma zorunluluğu getirdiler. Şimdi bir otorite figürü olarak siz koridorda öğrenciye onu yapma, bunu yapma diyeceksiniz. Sonra da o öğrenci gelip size yaşadığı problemleri anlatacak. Çok önemli bir alan. Çünkü okullardaki tacizleri, tecavüzleri, yanlış uygulamaları bu arkadaşlarımız ortaya çıkarıyorlar. Ve hani şöyle bir yanlış algı da var öğretmenler arasında. Ya ne yapıyorlar ki onlar da nöbet tutsunlar. Değil. Nöbet saatlerinde bu arkadaşlarımız psikolojik danışma yapıyor. Şimdi orayı kaldırırken bir taraftan da manevi rehberlik adı altında okullara yine imamların atanacağı, bu danışma hizmetinin imamlar eliyle yürütüleceği gün gibi aşikar. Hani şeyi söylüyoruz, bakın, bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor, birbirine bağlı, bağlantılı. Kanun hükmünde kararnameyle işinden atılan kamu emekçilerinin durumuyla sözleşmeli öğretmenlerimizin durumu, bugün bizler hepimiz birer işten atılma adayı öğretmenleriz. Bizi ekmeğimizle, işimizle, açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Ancak altını tekrar çizelim. Bu ülke bizim ülkemiz ve dolayısıyla biz bu haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. AKP gidecek, biz kazanacağız. KHK'lar gidecek, biz kazanacağız. Çok teşekkürler Kazım Yalancı, Eğitimsen İstanbul 2 Oluşu ve Başkanı Cihan Uyanık. Çok teşekkür ediyoruz Bilimsel ve Layık Eğitim Hareketi'nden. Eğitim konusu tabii çok geniş bir konu. Ne kadar konuşursak azdır. Bugün de bir eğitmenle ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar var. Kazım Bey değindi ama ben de hemen bahsedeyim. 264. gününde açlık grevinde Nuriye Gülmen'in bugün savcılık beraatını istedi ama bir aralığa ertelenen duruşmadan sonra hakim
tutuklunun devamına karar verdi. Siz de az önce değinmiştiniz, 30'lu kilolara kadar düştü. Bizden bugünlük bu kadar, bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar aynı saatte aynı günde Cem TV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşçakalın.